Sevgili gençler merhaba. Hepiniz VIP Fizik kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Yayın Denizi'nin TYT Fizik Soru Bankası'nın soru çözümlerini yapacağız. Konumuz küresel aynalar. Vakit kaybetmeden birinci soruyla başlıyoruz. Şimdi bize birinci soruda diyor ki düzlem ayna varmış elimizde. Tümsek ayna ve çukur ayna varmış ve bunların bize yüzey alanlarının eşit olduğunu, tümsek ve çukur aynanın yarıçaplarının da eşit olduğu bilgisini vermiş. Buna göre aynaların görüş alanlarının büyüklük sıralaması hangi seçenekteki gibidir diye soruyor. Gençler bir kere düzlem aynayla başlayalım. Düzlem aynada biz ışığı aynaya gönderdiğimiz zaman ışık geldiği gibi yansır. Yani biz şuradan ışın gönderdiğimizi düşünelim. Biz bu aynanın uç tarafına nasıl ışın yolluyorsak bu ışın normalle aynı açıyı yapacak şekilde yoluna devam edecektir. Yani düzlem aynalar ışığı ne toplar ne de dağıtır. Normal bir şekilde geldiği gibi gönderir diyoruz. O halde düzlem aynayla görüş alanımızın neresi olduğunu anladık. Gördüğünüz gibi şu yansıyan ışınlar arasında kalan şu alan bizim için ne oluyor? Görüş alanı oluyor. Fakat aynı büyüklükteki bir çukur aynayı dikkate alsaydık biz, yani aynamız şu şekilde bir çukur ayna olsaydı, çukur ayna gençler ışığı toplayıcı özelliğe sahip olduğu için Şuradan gönderdiğimiz ışık asal eksen üzerinden şu asal eksenini de bir çizelim. Şimdi farz edelim ki bu aynanın tam odak noktasındayız biz. Odak noktasından bir ışın gönderdiğimiz zaman bu ışın asal eksene paralel gidecektir. Yani düzlem aynadaki kadar geniş gitmiyor. Gördüğünüz gibi oldukça dar bir şekilde gidiyor. Bu da görüş alanımızın biraz az olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Gelelim tümsek aynaya. Onu da arkadaşlar şurada göstermek istiyorum. Tümsek aynanın asal ekseni de burası olsun. Tümsek aynanın da aynı şekilde odak uzaklığından biz farz edelim aynaya ışın yolladık. Tümsek aynalar gençler ışığı dağıttığı için gereğinden fazla bir şekilde ışığı ne yapacak böyle açacak. Alt tarafa gönderdiğimizde de ışığı yine dağıttığı için şu şekilde açacak. Ve gördüğümüz gibi tümsek ayna bize en geniş görüş alanını sunacak. Bakın ne kadar geniş bir Görüş alanı bize sunuyor arkadaşlar. Düzlem ayna en azından biraz yine güzel bir görüş alanı bize sunuyor diyebiliriz. Çukur ayna ise bize en minimum, en küçük görüş alanını sunduğunu söyleyebiliriz. O halde tümsek ayna en büyük yani çünkü bize büyüklük sıralamasını sorduğu için 2 1 3 olarak sorumuzun cevabını B şıkkı buluyoruz. Odak uzaklıkları eşit olan çukur aynalar şekildeki konumdadır. Birinci aynanın asal eksene paralel gelen K ışının izlediği yol verilmiştir. X, Y, Z uzunluklarının büyüklük sıralamasını bize soruyor ve bize aynaların odak uzaklıklarının eşit olduğunu da söyledi. Şimdi ilk ışınımız aynaya paralel gelen ışın olduğu için aynanın odak noktasından geçecektir. Yani biz şuraya F diyebiliriz. Dolayısıyla X mesafesinin bir F kadar olduğunu söyleyebiliriz. İkinci aynamıza gelen ışının Dikkat ederseniz aynanın aynanın asal eksenini kesmediğini, bakın şu şekilde gelmiş, şu şekilde gitmiş. Yani ışının kendisi asal ekseni kesmemiş arkadaşlar. Işının yansıyan ışının uzantısı asal ekseni kesmiştir. Ve çukur aynada bu durum ancak ayna ile odak arasına girdiğinizde mümkündür. Yani bu aynanın odak uzaklığı buralarda bir yerde olmalı ki ışın bu şekilde aynanın arka tarafını kesecek şekilde yansıma yapsın. Yani y uzaklığı kesinlikle küçük olmalı F'den. Üçüncü aynaya baktığımızda ise gelen ışının aynayı yine asal eksen üzerinden kestiğini görüyoruz. Ve arkadaşlar bu da bize bu aynanın odak noktasının pardon bu aynanın merkez noktasının şuralarda bir yerde olduğunu söylüyor. Çünkü merkez noktası ile gelen ışın arasındaki açı ne kadarsa yani şurası ne kadarsa Şurası da o kadardır arkadaşlar. Bakın burayı büyüterek size göstereyim. Şöyle yapayım. Arkadaşlar bir saniye. Evet şurada. Merkezle gelen ışın arasındaki açı kaç derece ise merkezle yansıyan ışın arasındaki açı da o kadar olması gerekiyor. O zaman burası merkez noktasıysa biz Z ışınını bildiğimiz bir ışına çevirebiliriz. Mesela 1,5 f'ten gelen ışının 3f'e gittiği bizim çukur aynada bildiğimiz bir ışındır. O halde biz burayı 1,5 f gibi düşünürsek, burayı da 3f gibi düşünürsek haliyle z noktasının 1f'ten daha büyük olduğunu anlarız. Yani soruya tekrar küçülterek devam edelim. Z noktası 1f'ten daha büyük. Onu da şuraya yazalım. Haliyle büyüklük sıralamasını sorduğu için z x y olarak bulacağız sorunun cevabını. Sorunun cevabı E şıkkıdır. Bir çukur ayna önüne X ismi konulmuştur. Cismin aynadaki görüntüsü hangileri olamaz diyor. Arkadaşlar bu cismin nerede olduğunu soru bize söylemiyor. Biz tamamen deneyerek yapacağız. Mesela şurayı biz şu noktadaki kısmını cismin farz edelim ki 1.5 F'te olduğunu farz edelim. Şu noktadaki kısmının da 3 F'te olduğunu farz edelim. Şimdi 1,5 F'deki cismin görüntüsü ne olur? 3 F'te olur ve görüntüsü kendisinin 2 katı olur. Yani şu şekilde olur. Fakat 3 F'teki şu cismin görüntüsü de 1,5 F'te olur ve kendisinin yarısı olur. Yani arkadaşlar ister istemez oluşan şekil nasıl olmuş oldu? Bakın, önü küçük, arkaya doğru uzayan şöyle bir kutu şeklini aldı. Yani tararsak şu şekilde bir şekil oldu. Yani 1 olur arkadaşlar. 2 de onunla benzer bir şekil olduğu için 2 de olur. Çünkü siz bu sefer 1,5F ile 3F arasına değil de cismi 2F ile 1F arasına koyarsınız ve aynen bu şekilde görüntüleri elde edebilirsiniz. Yani 1 ve 2 mümkün arkadaşlar. Cismi koyduğunuz yere göre bunun büyük de olmasını sağlarsınız, küçük de olmasını sağlarsınız. Şimdi gelelim 3 ve 4 gibi bir şey elde edebilir miyiz? Gençler farz edelim şimdi de bu cismimiz odakla ayna arasına girmiş olsun. Yani şurası odak olsun. Odakla ayna arasına girerseniz çukur aynada görüntü nerede olur? Aynanın arka tarafında olur ve görüntünüz sanal olur. Sanal görüntülerde düz olur ve büyük olur. Peki neresi daha büyük olur? Cismin ön tarafı şurası olsun, arka tarafı şurası olsun. Gençler ben konu anlatırken şöyle bir mantık vermiştim. Demiştim ki Çukur aynaya siz ne kadar yaklaşırsanız görüntünüz de yaklaşır, çukur aynaya ve küçülerek yaklaşır demiştim. Yani şuna A, şuraya B dersek B noktasının görüntüsü aynanın daha uzağında ve daha büyük olur. B noktasının görüntüsü, A noktasının görüntüsü aynaya yakın ve daha küçük olur. Yani siz Aynaya doğru gittiğinizde diyorum ben. Hatta aynanın tam şu dibine kadar gelirseniz görüntünüz de tam bu dibine kadar yani burada buluşursunuz diyorum. O yüzden görüntü cisim aynaya yaklaştıkça B'den A'ya gittikçe görüntü de aynaya yaklaşır ve küçülerek yaklaşır. O halde bizim görüntümüz nasıl olabilirmiş? İşte şu şekilde bir yamuk şeklinde olabilirmiş. Yani baktığımızda hangi şekil oluyor arkadaşlar? 3 numaralı şekil gibi olduğunu görüyoruz hangisi olamaz dediği için 4 numaralı şeklin olamayacağını bulmuş olduk. Asal eksenleri çakışık olan 1 ve ikinci aynalara gelen K ışını K üstü ışın olarak yansıyor. Aynalar arası mesafe değiştirildiğinde ise ışın ikinci şekildeki gibi yansımaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi gençler bir ışının birinci şekildeki gibi yansıması için bir kere paralel gelen ışın odaktan geçer. Bunu hepimiz biliyoruz. Peki ikinci aynadan da ışının paralel gitmesi için demek ki şu nokta hem birinci aynanın odak noktası çünkü odağına gelmiş. ikinci aynanın da burası aynı zamanda odak noktası olmalı ki odaktan gelen de yoluna paralel bir şekilde devam etmiş. Bir kere Buraları bu şekilde yorumluyoruz. İkinci şeklin olması için nasıl olmalıdır? Bir kere F1 paralel gelmiştir. Ve paralel geldiği için odaktan geçecek. Bunun başka yolu yok. Bu şimdi odaktan arkadaşlar şu şekilde eğer geçerse bakın tam şöyle ise yani şurası bizim F1'imizse burası haliyle F2'nin tam orta noktasına geldiği için yani ikinci aynanın tam orta noktasına geldiği için geldiği gibi yansıyacaktır. Yani şu şekilde yansıyacaktır. Dolayısıyla buradan gelen ışın da yine F1 aynasına odak noktasından geldiği için tekrar asal eksene paralel olarak şu yolu izleyerek yoluna devam edecektir. Yani ikinci durumda ışının bu şekilde yansıyabilmesi için ikinci aynanın yaklaştırılmış olması gerekiyor. İkinci aynanın tam şuraya kadar yaklaştırılmış olması gerekiyor ki paralel gelen odaktan gelsin. Ondan sonra tekrar bu aynı açıyla gelsin. Odaktan geldiği için tekrar paralel gitsin. Şıkları iyice incelediğimizde bakın aynalar arası uzaklık f2 kadar azalmıştır. Yani şu mesafe kadar biz ne yaptık? İkinci aynayı bu tarafa doğru yaklaştırdık. Dolayısıyla bu sorunun cevabı D şıkkıdır. Odak uzaklığı f olan tümsek ayna önüne konulan bir cisim tümsek aynaya yaklaştırılıyor. Buna göre cismin tümsek aynadaki görüntüsünün ve tümsek aynaya uzaklığının nasıl değişeceğini söylüyor. Bir kere arkadaşlar biz şunu her zaman bileceğiz. Ben konu anlatımında da bunu söylemiştim. Dedim ki cisim ile görüntüsü aynalarda her zaman zıt yönde hareket eder. Yani cisim aynaya doğru yaklaşırsa görüntüsü de aynaya doğru yaklaşacaktır. Şimdi kullandığımız ayna tümsek ayna olduğu için tümsek aynada bütün görüntüler cisimlerden daha küçüktür ve sanaldır. Yani bunu biliyoruz aslında ama ben yine de göstereceğim. Şimdi cisimden aynaya paralel bir ışın yolladığımızda bu ışın uzantısı odaktan geçecek şekilde şu şekilde yansıyacaktır. Bakın uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıdı. Bir tane daha ışın gönderdiğimizde onu da aynanın tam tepe noktasına gönderelim. Bu ışında arkadaşlar aşağı yukarı şu şekilde yansıyacaktır. Ve gördüğümüz gibi yansıyan ışınların kesişme ihtimali yok. Bu da görüntünün gerçek olamayacağını ispatlıyor. Fakat yansıyan ışınların uzantılarının şu noktada kesiştiğini görüyoruz. İşte şu noktada küçük bir görüntü oluşur ve bu görüntü düz çünkü sanal. Gördüğümüz gibi cismin görüntüsü çok küçük oluyor. Fakat bu cisim arkadaşlar eğer aynaya yaklaşırsa bakın şu şekilde yaklaştırdığımızı düşünelim. Bu sefer de yine aynaya paralel bir ışın yollayalım. Bu ışın aynen şu şekilde uzantısı odaktan geçecek şekilde gidecek. Bir de aynanın tepe noktasına gönderelim. Oldukça açık bir şekilde gönderdiğimiz için bu ışın şöyle açılı bir şekilde gidecek. Ve yine ışının kendilerinin kesişemeyeceğini görüyorsunuz. Uzantıları nerede kesişir dersen bakın bu sefer şurada kesişir diyorsunuz. Yani oldukça büyük bir görüntü elde ettik ve görüntü aynaya daha yakın. O zaman biz diyeceğiz ki görüntünün boyu artar fakat aynaya olan uzaklığı azalır diyeceğiz. Sorunun cevabı B şıkkıdır. KLM ışınları önce çukur sonra düzlem aynada yansıyor. Işınların düzlem aynadan yansıma açıları sırasıyla teta olarak bize verilmiş. Buna göre teta'ların büyüklük ilişkisi hangi seçenekteki gibi olmalıdır diyor. Arkadaşlar ışınlar aynaya paralel geldiğine göre K ışınından başlayalım. Aynaya paralel gelen ışın kesinlikle nereden geçmesi gerekir? Odaktan geçmesi gerekir. Odaktan geçmesi gerektiği için de arkadaşlar bu ışın bu şekilde gelir ve bu ışın düzlem aynaya dik geldiği için kendi üzerinden geri döner. Peki bunun yansıma açısı nedir? Yani dik gelen bir ışının yansıma açısı nedir? Arkadaşlar dik gelen ışın normal üzerinden gelmiştir. Biz de normalle gelen ışın arasındaki açıya gelme açısı, normalle yansı, e, yansıyan ışın arasındaki açıya da yansıma açısı diyoruz. Burada gelme açısı da sıfırdır, yansıma açısı da sıfırdır. Çünkü normalle aynı hizadan geldiği için herhangi bir açı yapmamış. Yani bu şöyle gelecek ki biz gelme açısı ne diyelim? Şu kadardır diyelim. Bu dik geldiği için gelme açısı sıfırdır. O halde TTK'ya ben sıfır olarak yazıyorum. Gelelim şimdi arkadaşlar L'ye. Yine asal eksene paralel geldiği için odaktan geçmesi gerekiyor. Şu şekilde odaktan geçer ve bu ışın aynada yansıdıktan sonra şu şekilde yoluna devam eder. Çünkü düzlem ayna normalle gelen ışın kaç derece yapıyorsa giden ışın da o kadar yapması gerekiyor. Gördüğünüz gibi 45 derecelik bir açıyla yoluna devam ediyor. Gelelim M ışınına arkadaşlar. M ışını da paralel geldiği için yine odaktan geçmek zorunda. Bakın 2'ye 1 olarak gelmiş. Normalimizi çizmeden e, soruyu çözmezsek e, daha dikkatli bir şekilde yapmış oluruz. Gördüğünüz gibi burada gelme açısı 45'ten daha büyüktür. Yani kaç olduğunu çok da bilmeye gerek yok. Sonuçta M, L'den daha büyük. K zaten en küçük. M, L, K olarak sorunun cevabının C şıkkı olduğunu buluyoruz. Şekildeki aynalar sistemindeki x ışını tümsek aynada yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri yansıyor. Buna göre tümsek aynanın odak uzaklığı kaç birimdir? Arkadaşlar düzlem aynaya bir ışın kaç birime gitmek istiyorsa bakın şurayı saydığınızda kaç birime gitmek istiyor? 2, 4, 6, 7. 7 birime gitmek istiyor. Bu ışın Diğer taraftaki 7 birime gidecek şekilde yansıyacaktır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arkadaşlar işte şu işaretlediğim noktaya gelecek şekilde bu ışın ne yapmak zorunda? Yansımak zorunda. Yani şu şekilde yansıyacaktır. Fakat ışının kendi üzerinden geri döndüğünü söylüyor. O zaman bu ışın tümsek aynaya dik gelmiştir ki kendi üzerinden geri dönsün. Peki tümsek aynaya dik gelmiş ne demek? Demek ki bu hedeflediği nokta tümsek aynanın merkez noktasıdır. Çünkü merkeze doğru gelen ışınlar dik gelmiş oluyor ve kendi üzerinden geri dönüyor. Merkez noktası 3 birim olduğuna göre ve biz merkez noktasının 2 tane odak uzaklığına eşit olduğunu biliyoruz. Bunun da 3 olduğunu bulduk. O zaman bir odak uzaklığının 3 bölü 2 olduğunu bulmuş oluyoruz. Çukur aynada bazı ışınların yansıması verilmiştir. Buna göre I1, I2, I3 ışınlarından hangileri özel ışındır diyor. Arkadaşlar tabii ki asal eksene paralel gelen ışının odaktan geçmesi özel ışınlardan bir tanesidir. Merkezden gelen ışının kendi üzerinden aynaya dik geldiği için kendi üzerinden geri dönmesi de özel bir ışındır. Üçüncü yansımaya baktığımız zaman ise odak ile merkez arasından gelen bir ışının merkezin dışındaki bir noktaya gittiğini söylüyor. Yani bu özel ışın buna özel ışın diyemeyiz. Eğer bize burayı 1.5 f olarak soru verseydi şuraya da 3 f deseydi bunun adı da bir özel ışın olurdu. Fakat öyle bir şey demediği için genel bir ışın yani bu. Odakla merkez arasındaki herhangi bir ışın merkezin dışına gider diyor bize. Yani bunun özel bir ışın olma gibi bir özelliği yok. O yüzden sorunun cevabı D şıkkıdır. Şekildeki çukur aynanın odak uzaklığı TF kadar olup odakta noktasal bir ışık kaynağı bulunmaktadır. Küresel bir engel ayna ile perde arasında olup perde üzerinde oluşan tam gölge alanı A1, yarı gölge alanı A2'dir. Engel ok yönünde hareket ettirilirse A1 ve A2 nasıl değişir? Gençler bir kere ışık kaynağının kendisinden engele ışınlar gönderiyoruz ki nerelerin ışık alamadığını tespit etmek için arkadaşlar bir üst tarafına bir de alt tarafına ışın gönderdiğim zaman şuranın ışık alamadığını görüyoruz. Buradaki ayna çukur ayna olduğu için ve ışık kaynağının da tam odak noktasına konduğundan dolayı Odak noktasından çıkan ışınlar aynaya paralel olarak gideceği için. Yani şuradan gönderdiğimiz ışınlar paralel bir şekilde gidecek. Ve bizim engelimize gelen ışınlar şu şekilde olacaktır. Yani engelin boyu kadar. Engelin boyu ne kadarsa bu ışık kaynağından gelen ışınlar işte engelin boyu kadar olacaktır. Kısacası şu tam gölge diye çizdiğimiz şeyin e, yarı çapı engelin yarı çapıyla eşittir. Yani bakın. Siz diyebilirsiniz ki hocam şuralardan da ışınlar gitmiyor mu? Tamam buralardan da ışınlar gidiyor ama o engele çarpmadığı için o bizi ilgilendirmiyor. Engele çarpanlar nedir? Tam şu bölgelere düşenler engelden sıyrılamayacak ve şuraya kadar gelecek. Dolayısıyla da bizim tam gölge diye kastettiğimiz yer neresi olmuş olacak? İşte engelin e, yarı çapı kadar olan içeride bir bölge bizim için tam gölge olacaktır. Şimdi de arkadaşlar bunları silelim ve engeli biraz yaklaştırıp tekrar deneyimizi yapalım. Artık engelimiz farz edelim ki şuraya gelmiş olsun. Bu sefer ışık kaynağından direkt gönderdiğim ışınları görüyorsunuz ki şuraya kadar geliyor. Yani oldukça büyük bir daire çiziyoruz dış tarafa. Şöyle kocaman bir daire çizdim. Peki ayna yine odak noktasında yani ışık kaynağı aynanın yine odak noktasında olacağı için buradan göndereceğimiz şu ışınlar yine ne olacak? Paralel gidecek ve engelin tam üstünden gelecek. Yani kısacası birinci şekilde çizdiğimiz ne kadar bir alan varsa bunu tam çizemedim. Birinci şekilde ne kadarlık bir tam gölge alanı çizdiysem ikinci şekilde de aynı boyutta arkadaşlar çizimlerimin kusuruna bakmayın biraz kötü çiziyorum. Ama sonuçta bu da şeklin yarı çapı kadar olacaktır. Değişmeyecek yani. Kısacası bizim tam gölgemiz değişmedi. Fakat yarı gölgemiz oldukça büyüdü. A1 değişmez A2 artar olarak sorunun cevabını buluyoruz. TFFK ve uzunlukların birbirine eşit olduğunu ve bunların da bir F kadar olduğunu söylemiş. K noktasında bulunan R yarı çaplı engelin perde üzerinde oluşturduğu yarı gölgenin alanı A1 tam gölgenin alanı A2'dir. Buna göre A1 bölü A2 nedir diye bize sormuş. Arkadaşlar öncelikle tabii ki ışık kaynağının kendisinden engelin üst tarafına ve alt tarafına iki tane ışın göndereceğiz ve burada oluşan daireyi hemen çizeceğiz. Şu birinci dairemiz. Tamam. Daha sonra ise gençler aynanın tam odak noktasına konulan ışık kaynağı bir önceki soruda olduğu gibi yine asal eksene paralel olarak gideceği için bizim küremizin yarıçapı ne kadarsa o kadarlık bir alan oluşturacaktır. Bir önceki sorunun Hemen hemen bu yönden aynısı arkadaşlar. Şu şekilde. Tabi biz bunları önce ışın gönderdik asal eksene. Yani aynaya. Sonra bu ışın asal eksene paralel olarak gitti. Dolayısıyla da böyle bir tam gölge oluştu. Şimdi soru bize tam gölgenin alanının yarı gölgenin alanına oranını soruyor. E burada e, tam gölgemiz kürenin kendi yarı çapı kadar. Yani biz şuraya R dersek oluşan tam gölgenin yarı çapı da R kadardır. Buradaki asıl mesele büyük çemberin yarı çapını bulmak. Yani şu dışarı çizdiğimiz çemberin yarı çapını bulmak. Burada da geometrinin kurallarını kullanalım. Bakın şuraya çizeceğimiz üçgene iyi bakın. Şimdi şuradan engele gelene kadar ne kadarlık bir mesafe var? İşte atıyorum D kadarlık bir mesafe var. Şuradaki üçgenimizin engele kadar olan mesafesi D ise buradan buraya iki tane D olduğunu görüyoruz. Yani arkadaşlar şuradaki küçük üçgenle dışarıdaki büyük üçgeni birbirine benzetmeye çalışıyorum. O zaman D'nin 3D'ye oranı yani D bölü 3D eşit olmalıdır. Bu üçgenin şu kısmına R dediysek şuradaki üçgenin şu kısmı kaç olmalı? R bölü Rx diyelim. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda Rx'in 3R'ye kadar olacağını anlarız. Yani büyük çemberin yarıçapı 3R'ymiş arkadaşlar. İçindeki küçük çemberin yarı çapı ise R'ymiş. Küçük çember tam gölgeyi oluşturuyor. Büyük çember yani 3R olan çember de yarı gölgeyi oluşturacak. O zaman tam gölgenin alanına A2 dediği için A2 eşittir. İçerideki alanımız pi R kare yapacaktır. Fakat dışarıdaki alanı önce bulmalıyız. Dışarıdaki alan pi çarpı 3R'nin karesinden 9 pi R kare çıkar. Fakat dışarıdaki alanın tamamı yarı gölge değil. Şu taradığım yer e, yarı gölge sadece. Yani büyük alandan küçük alanı ne yapmamız gerekiyor? Şurayı bulmamız için çıkartmamız gerekiyor. O zaman 9 pi kareden pi r kareyi çıkartırız. Ve A1'in de 8 pi r kare olduğunu buluruz. Bundan dolayı sorumuzun cevabı 8'dir. Arkadaşlar biraz e, çizimler ortalığı karıştırmış olabilir. Ancak bu sorunun özünde ne var? Geometrideki benzerlik kuralları var. Yani buraları şöyle silersem belki bir tık daha anlaşılır bir şekilde size bir şeyler göstermiş olabilirim. Bir tanesi şöyle gidiyordu çizgilerimizin. Bir tanesi böyleydi arkadaşlar. Bir tanesi de asal eksene paralel gönderdiğimiz ışından dolayı şu şekildeydi. Haliyle biz burada iki tane üçgen derken bir tanesi şu küçük üçgenimizdi. Bir tanesi büyük üçgenimizdi. Buraya D demiştik. Buralarda D, D olduğu için. Küçük üçgene kadar olan mesafemiz d idi. Buradan büyük üçgene kadar olan 3d idi. O yüzden şu oranı yazdık d bölü 3d. Daha sonra bu üçgenin yarıçapı r ise, büyük üçgenin yarıçapı yani şurası kaç r'dir diye kontrol ettik, r bölü rx'e eşit dedik ve soruyu bu şekilde çözdük arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Şekildeki aynaların asal eksenleri çakışıktır. Birinci aynanın asal ekseninin paralel gelen ışın bir ve ikinci aynadaki yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönüyor. Buna göre aynalar arası uzaklık kaç x'tir diyor. Geçer bu ışın bir kere asal eksene paralel geliyor tamam. Nereden geçmek zorunda? Birinci aynanın odak uzaklığından geçmek zorunda. Fakat kendi üzerinden geri dönüyor dediği için ikinci aynaya bu ışının dik çarpması gerekiyor. Yani kısacası bu ışın arkadaşlar şu şekilde gitmeli ki ikinci aynaya dik çarpmış olsun. İkinci aynaya dik çarparsa kendi üzerinden geri döner. Peki ikinci aynaya dik çarpmasının şartı nedir? İkinci aynanın eğer tam merkezine doğru geliyorsa, yani şu gelmek istediği nokta ikinci aynanın merkezi ise o ışın zaten dik çarpar. Dik çarptığı zaman da kendi üzerinden geri döner. Şimdi bu aynanın odak uzaklığı x kadarsa Merkez demek de iki tane odak uzaklığı demek olduğu için şu mesafenin 2x kadar olduğunu biliyoruz. Peki birinci aynaya gelen ışın asal eksene paralel geldiği için o ışın nereye gidiyordu arkadaşlar? Odağa gidiyordu. O zaman şu M2 diye kastettiğim nokta yani ikinci ayna önüne gelmeseydi bu ışın buradan yoluna devam edip tam bu M2'nin olduğu yere gelmeyecek miydi arkadaşlar? Gelecekti. O zaman bu M2 diye yazdığımız nokta aynı zamanda birinci aynanın odak noktasıdır. Eğer araya ikinci ayna gelmeseydi ben buraya gidiyordum. Birinci aynanın odak noktası da 4x dediği için arkadaşlar tam şu noktadan F1'e kadar olan mesafe 4x olmalı. Zaten burası 2x kadar olduğuna göre şuraya da 2x kadar mesafe kalmıştır diyoruz. Ve geldik arkadaşlar artık son sorumuza. Ormanda kamp ateşi yakmak isteyen bir grup izcide küre şeklinde yansıtıcı kaplar bulunmaktadır. İzciler değişik ebatlardaki kaplarla çeşitli denemeler yaparak güneş ışığı sayesinde ateş yakmaya çalışıyorlar. Güneşe tutulan kaplar ormandaki kağıt parçaları üzerine tutularak ateş yakıldığına göre hangi deneme esnasında ateşin daha kolay yanması sağlanabilir? Gençler bir kere tümsek aynalar üzerine gelen ışığı dağıtan aynalar olduğu için sizin tümsek aynayla bir şeyi yakma olasılığınız e, yok denecek kadar azdır. Çünkü üzerine gelen ışığı ne yapıyor? Dağıtıyor. Fakat aynamız çukur ayna olursa üzerine gelen ışığı toplayacağı için bakın şu şekilde bir çukur ayna olursa ve biz bunun yakmak istediğimiz nesneyi odak noktasına koyarsak kağıt veya başka bir şeyi dolayısıyla çukur aynanın asal eksenine paralel gelen ışınlar odak noktasında birleşeceği için bütün güneşten gelen şu ışınların tamamını ayna ne yapacak? Odak noktasına toplayacak. Alttan gelenler de aynı şekilde odak noktasına toplayacak ve bu kağıdın üzerine bir sürü ışın düşürdüğü için kağıt ısınacak ve yanacak. Ve sizin çok daha fazla güneşten yararlanmanız gerekiyor ki yani aynanız biraz böyle büyük olursa ne yaparsınız? Güneşten daha fazla yararlanırsınız. Boşa hiçbir ışık gitmez. Böyle kenardan, köşeden bir sürü ışık alırsınız. O bir sürü ışığı da bunun üzerine düşürdüğünüz için çok kolay bir şekilde yanar. Yani yüzey alanı büyük bir çukur ayna seçmeniz çok mantıklı. Yüzey alanı küçük bir çukur ayna avantajımızı kaybetmemizi sağlar. Zaten yine burada da yüzey alanı küçük çukur ayna dediği için olmaz. E, bu ışıkta tümsek ayna diyor bunlar zaten olmaz. Bak sorumuzun cevabı yarı çapı küçük. Bu o kadar önemli değil aslında yarı çapı küçük olması odak uzaklığının küçük olmasını sağlar. Fakat en önemli kısım şurası bakın. Yüzey alanı büyük bir çukur ayna. Yani yüzey alanı ne kadar büyük bir çukur ayna olursa o ayna o kadar güneş ışığından bizim faydalanmamızı sağlayacak ve kağıdı o kadar çabuk tutuşturmamızı sağlayacak diyorum. Ve bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.